Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Hoşlandığın kıza nasıl mesaj yazarsın? Evet, güçlü bir metin hazırlaman lazım. Günaydın, merhaba, iyi akşamlar gibi sıradan sözlerle başlamayınız. Öncelikle mesaj atacağınız zaman kız demeli ki, vay be, işte aradığım adam bu. Sen niye gülüyorsun ya? Sen niye gülüyorsun? Komik dedim. Öncelikle kızı gülümsetmelisin. Veya onun çok ilgisini çekmelisin. Kıza metin gönderirken orijinal olmak zorundasın. Kız demeli ki, bu adamda özel bir şey var. Ben bununla konuşmaya devam etmek istiyorum desin. Demek ki orijinal bir metin hazırlamak zorundasın. Konuşmayı başlatan kişi sensin çünkü. Esprili bir şeyler bulmalısın. Onu güldürebilecek bir mesaj her zaman iyidir. Kızlar esprili erkeklerden hoşlanırlar. Daha önce duymadığı bir şeyler söylemelisin. Metni gördüğü zaman ağzı böyle açık kalmalı. Etkileyici metin hazırlamalısın. İkincisi, iyi bir soru sormaya çalışın. Ona soru sormak için bazı harika yollar var. Eğer ufukta bir olay olduğunu biliyorsan ona olayının nasıl gittiğini sorabilirsin. Ona bir takım sorular sormalısın. Soruların gelecekte ne yapacağı, hayatını nasıl planlayacağıyla ilgili değil, 23 Nisan'da ne yapacaksın diye sormalısın. Hayatının anlamını sorma. Basit tut. Sadece kısa bir cümle büyük mesajlar iletebilir. Mesajları yazarken açık uçlu metinler yazmalısınız. Örneğin konser nasıl gitti, kaçta geldin falan diye sormayacaksınız. Konser nasıl gitti dünkü? Soruyoruz. Yalnızca bir iki kelimeyle yanıtlanacak bir soru sorarsanız konuşma başlamadan kesilebilir. Üçüncü faktör, gramerine dikkat etmelisin. Belki çoğu insan için bu aptalca geliyor. Ne var diyorsunuz. Bir cümlenin bütünlüğünü sağlayan gramerdir. Hakem havadayken top düdük çaldı. Bize hep bunu öğretirlerdi. Virgüller olmadığı zaman nasıl bir anlam kayması olduğunu anlatırlardı. Demek ki gramer çok önemli. Dil bilgisini iyi kullanmak karşıdaki insanı da ne kadar önemsediğini gösterir aslında. Genellikle ekşi sözlükteki gibi küçük harflerle başlamak yerine büyük harfleri kullanmaya çalışın. Sürekli noktalama işaretleri kullanın, alıntıları kullanın, bunlara dikkat edin demiyorum. Ama en azından karşınızdaki insana birazcık mürekkep yaladığınızı göstermiş olursunuz. Bir de mesaj gönderirken çok fazla çabalamayın. Bir kıza bir mesaj yolladığında çok çabalamışsan kız bunu anlayabilir. Kendin ol önce. Sırf onu etkilemek için sana ait olmayan cümleler kullanmamalısın. Öncelikle mesaj yazarken rahatlamayı unutmayın. Ona uzun ve ateşli bir metin mesajı yollamayın. Bir seferde sadece bir cümle yeterlidir. Ve özellikle mesajlar yazılırken matematiksel olarak dikkat etmeniz lazım. Kız mesaj yazdığı zaman daha onun mesajını okumadan arka arkaya mesajlar atmayın. Buradaki ahenk çok önemli. Komik olmak için en azından uğraşmayın. Sana doğal geliyorsa cümleler kurduktan sonra ha 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 diye yazmayın. Özellikle onu güldürmek için bunları yapmamalısın. Şimdi kızdan hoşlanıyorsun da en azından bil ki ya o da senin gibi gergin. Sana aslında avantaj sağlar. Burada sadece kendin ol ya. Mükemmel bir şeyler söyleyeyim diye boşuna ter dökme. İlgi çekici olun. Kız arkadaşına telefonda sohbeti devam ettirebilecek kadar eğlenceli biri olduğunuzu gösterin. Şimdi hoşlandığın kıza mesajlar atıyorsun ya, aslında sen ona kişiliğinden parçalar gönderiyorsun. Kız bunun üzerine daha fazlasını isteyecek. O hale getirmelisin. Kızı eğer büyülersen seninle daha fazla konuşmak isteyecek. Bu kızın dikkatini kendi üzerinde toplamaya çalışıyorsun. Bunu yapmak için ortak bir ilgi alanı bulmalısın. Mesajlaşırken siyasi ve dini ortak noktalar bulmak yerine ikinizin de ilgilendiği ortak ilgi alanları bulmalısınız. Bir televizyon şovu olabilir veya bir müzik grubu hakkında konuşmalar yapabilirsiniz. Futboldan bahsedebilirsin, hoşlandığın başka spor dallarından bahsedebilirsin, hatta makarna pişirmekten bile bahsedebilirsin. Tutkulu olduğun herhangi bir şeyden bahsedebilirsin. Bu onun daha çok dikkatini çeker. İlgini çeken şeye zaman ayırmaya istekli olduğunuzu karşı tarafa göstermelisin.
Arkadaşlarınla takılıyorsan veya grubunla bir takım pratik işler yapıyorsan karşıdaki kişiye bunu anlatmalısın. Senin kendine ait bir hayatın olduğunu, bir takım tutkuların olduğunu bilirse seninle daha çok ilgilenecektir. Ona zekanı göstermelisin. Komik bir şey söylediğinde ha 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 diye kesip atma mesela. Karşılığında zekanı gösterebilecek cümleler kullanmaya çalış. Bunun yerine komik bir şey söyle, ona ayak uydurabileceğini göster. Diğer bir konu flört. Kız arkadaşınla mesajlarda flört etmek sadece ondan hoşlandığını göstermeyecek, o insanın seninle ilgilenmesini sağlayacak. Ona sadece ilgilendiğini gösterecek kadar flört metinleri yollayabilirsin. Aşırıya kaçmamalısın. Aşırıya kaçan bir davranış sergilersen geri adım atar. Flört ederek mesajlaşmayı şu şekilde sürdürebilirsin. Biraz hareketli, biraz cilveli ol. Doğru zamanda aptalca bir yorum yapabilirsin. Ona aptal tarafını da gösterebiliriz. Kadınlar saflıktan etkilenirler. Hiçbir kadın kendini fazla ciddiye alan erkekten hoşlanmaz. Onu kızdırabilirsin. Onu yeterince iyi tanıyorsan nazikçe kızdırmalısın. Sana kızmasını bekle. En azından mesajda sizin şaka yaptığınızdan emin olmasını sağlamalısınız. Onu kızdırırken ara sıra gülümseyen emojiler gönderebilirsin. Bunu göndermekten rahatsız olmamalısın. İyi zamanlanmış bir ifade flört etmenin harika bir yoludur. Bu ifadeler, emojiler vesaire sık sık olmamak şartıyla kullanmak özellikle hoşlandığın kızı kızdırmaya çalışırken bu emojiler çok işe yarar. Mesaj atarken kıza onu önemsediğini göstermelisin. Doğru zamanda kısa bir mesaj göndermek onunla ilgilendiğini, onu önemsediğini belirtir. Kızı umursadığınızı gösterecek birkaç örnek verebilirim. Onun fikrine değer verdiğini gösterecek bir mesaj hazırlayabilirsin. Vizyona giren yeni bir film veya yeni açılan bir yer hakkında ne düşündüğünü sorabilirsin, fikir alabilirsin. Ona kendisi hakkında açık uçlu sorular sorun. Çok kişisel hareket etmemelisin mesajlarında. Ona hafta sonları ne yapmaktan hoşlandığını sorabilirsin. Bir de konuşmalarınızı hatırladığını göstermelisin. Diyelim ki size bir sınav olduğunu söyledi. Sınav öncesi akşamında iyi şanslar mesajı gönderebilirsin. Etkilenir. Diğer bir konuda aşırıya kaçmayın. Duygularınız karşılıklı olduğundan metinlerle bombalamaya girmeyin. Mesajlarla onu bombalamadığınızdan emin olmalısınız. İlgilendiğinizi ona gösterebilirsiniz ama muhtaç ve yapışkan bir görüntü çizmemelisiniz. Aranızda eşit bir konuşma akışı olduğundan emin olmalısınız. Aslında her insan psikolojisinde bu mevcuttur. Bir mesaja 10 mesaj geldiği zaman geri çekilirler. Bunu eşit bir şekilde yapmaya çalışın. Bir mesaj attıysa 10 tane mesajla karşılık vermemelisiniz. Size mesaj attı, hemen haber alır almaz mesaj atmayın. Eğer sen mesaj attıktan sonra sana geri dönmesi bir gün sürerse burada sükunetini korumalısın. Serin kanlı olmalısınız, kendinizden emin olmalısınız, duygularınızın kontrolünü elinize almalısınız. Konuşmayı, mesajlaşmayı ne zaman bitireceğinizi bilmelisiniz. Kızınızın ilgisini çekmek istiyorsanız mesajlaşma zamanının da ne zaman biteceğini bilmelisiniz. Bu mesajlaşma seansları uzadıkça karşı taraf da sıkılır. Benim için ölüyor, bitiyor demeye başlayabilir. Eğer artık söyleyecek bir şeyiniz kalmadıysa kendiniz bu konuda müsaade isteyebilirsiniz. Tekrar görüşürüz. Bu kadar. Kız sizden önce mesajlaşmayı durduruyorsa emin olun bir süre o insana mesaj atmamalısınız. O atana kadar. Kızın sana mesajlar atması günler, haftalar sürüyorsa artık bir düşünme zamanı geldi. Onun da kendisine ait bir hayat olduğunu düşünerek fazla üzerine gitmemelisiniz. Bu da saygısızlık olur. Niye mesaj atmıyorsun? Neden benimle ilgilenmiyorsun gibi cümlelerle zapturapt altına almak sizden uzaklaşmasına sebebiyet verecek. Kızı rahat bırakmalısın. Kendi hayatınıza devam etmelisiniz. Ama üzülmemelisin. Pozitif kalmalısın. Rahat olduğun zaman o sana mesaj atacaktır. Ama sen ne kadar üsteler o insanı sıkmaya başlarsan geri adım atacaktır. İyi bir not bırakmalısınız ki tekrar sizinle mesajlaşsın. Sohbeti her zaman açık bırakmalısın. Böylece tekrar tekrar sohbet etme şansınız olacak. Her ne yapıyorsa veya nereye gidiyorsa umarım eğlenirsin gibi cümleler kurun.
onu düşüneceğinizi bilmesini sağlayın. Eğer duygularınız karşılıklıysa günün belli zamanlarında ona günaydın, iyi geceler diyebilirsin. Ama ilişkinin başlarında bu rutinden çıkmalısın, günaydın, iyi geceler. Bunu yapmayacaksın. Ama duyguların karşılıklıysa, bunu sürekli yaparsan çok muhtaç ve sinir bozucu bir adam olduğunu göstermiş olursun. Nereye gittiğinizi ona bildirebilirsiniz. Belki sizinle buluşmak için bir ipucu olarak bunu alacak. Aa, ben de geleyim diyebilir. Kızla bağlantıya geçtiniz, iyi vakit geçiriyorsunuz. E artık çıkma teklif edebilirsiniz. Olabilecek en kötü senaryoyu söyleyeyim. Hayır dedi. Hayır dediyse bunda üzülecek bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Devamında da arkadaş olalım, arkadaş olarak görüşebilir miyiz vesaire gibi tekliflerde kesinlikle bulunmayın. Olumlu senaryoda evet dedi. Peki buluşma nasıl ayarlarsınız mesajda? Arkadaşlarla bir yere gideceğim, sen de katılmak ister misin diyebilirsiniz. Kız evet dedi, sizden hoşlandığını söyledi. Çıkmak için bunu bir avantaja çevirebilirsiniz. Sohbet çok güzel gidiyor, istersen bir yerde oturup sohbet edelim, şahsi olarak görüşelim diyebilirsin. Bazı sorular geldi bununla ilgili. Kız her zaman bana mesaj atıyor. Bu ne anlama geliyor diye sormuşlar. Eğer sen de ondan hoşlanıyorsan güzel bir haber. Senden hoşlanıyor demektir. Önce mesaj atması seni düşündüğü anlamına geliyordur. Senden hoşlandığı anlamına geliyordur. Bir kızla her gün ne konuşabilirim diye soran var. Bazen evet sohbet bir yerde tıkanabilir ama espriler, biraz daha kendi çabanızla oluşturabileceğiniz bilgileri sergileyebilirsiniz. Sadece şakalar yaparak tepkisini ölçebilirsiniz. Kendinizi her gün güncelleyerek bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. En azından yaptığı şeyle ilgilendiğinizi gösterebilirsiniz. Günün nasıl geçti diyebilirsiniz. Yaklaşan etkinlikler hakkında konuşabilirsiniz. Mesaj atarken kıza nasıl yapışkan görünmemeliyim? Birincisi, her dakika mesaj atmamalısın. Bol mesaj bombardımanına tutmamalısın. Kıza durmadan nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun diye sormamalısın. Gecikme kuralını uygulamalısın. Mesajlarına hemen atlamamalısın. Biraz geç cevap vermelisin. Diyelim ki sana 5 dakika içinde dönüyor. Sen de aynı kuralı uygulamalısın. Peki mesajlarda onunla ilgilendiğini göstermek için ne yapmalısın? Diğer bir soru. Kıza hobiler hakkında, müzik hakkında nelerden hoşlanıyorsa, hafta sonu ne yaptığı hakkında kendisiyle ilgili çok kişisel olmayan sorular sorabilirsin. Tutkuları varsa bunun üzerine konuşabilirsin. Biraz etkilemek istiyorsun ya, bunlara dikkat etmelisin. Sana söyledikleri çok ilginç gelmeyebilir. Ama yine de ikiyüzlü olmadan onun anlattıklarını önemsediğini göstermelisin. Son olarak başarıları ve görüntüsü hakkında iltifat etmelisin. Çok fazla iltifat edersen de ürkütücü görünebilir. Ya benimle sohbet etmenin zaman kaybı olduğunu düşünürse? Eğer böyle düşünüyorsan onunla sohbet ederek zamanını boşa harcama. Rahat ol. Gerekirse başka birini bul. Mesaj atmak bu kadar zor mu? Diğer soru. Hayır, o kadar zor değil. Ben neler yapmanız gerektiği üzerinden gidiyorum. Bununla da ilgili kurallar vardır demiyorum ama çok dikkat etmen gerekiyor. Flört ediyorsun, yeni tanıyorsun, hoşlanıyorsun. Dikkat etmelisin. İlk etapta seni mesajlarınla tanımaya çalışacak o insan. Mesaj yollarken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri müstehcen olmamak. Kirli mesajlar dediğiniz sexting mesajlara dikkat etmelisiniz. Yeni tanıdığınız kıza bu tarz mesajlar göndermemelisiniz. Evet arkadaşlar, sorularınızı yanıtlamaya çalıştım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.